Merhabalar sevgili tenis severler. Roland Garros 5. günde yine ATP'de ikinci maçımız Jarkko Niemelä'nin Andy Murray arasında olacak. Andy Murray burada 4 numara seri başı olarak geldi. Ancak son zamanlarda bir sırt sakatlığından dolayı şikayetçi olduğunu görüyoruz. Son turnuvada da Gasquet'e kaybetmişti 3 setlik bir maçta ve o maçı çok zor bitirdiğinden bahsetmişti maç sonrası yaptığı röportajda. O yüzden burada ne yapacağı büyük bir soru işareti. Yani burada pek güvenebileceğimiz isimlerden biri değil. Özellikle de böyle erken turlarda. Karşısındaki Niemelä ise ilk turda Igor Andreev ile oynamıştı. Ancak Andreev ilk setlerde, ilk iki sette yani karşılıklı almışlardı. 1-1 giden maçta. Üçüncü sette çekilmişti. Tam olarak yani sakatlıktan mı neden olduğunu bilmiyoruz. Yani baktım ben şahsen bulamadım. İnternette açıklanmamış gördüğüm kadarıyla. Ama bu tabii Niemelä'nin yarıda diyebiliriz. Çünkü çok kötü başlamıştı maça. İlk seti kaybettiği maçı çevirmek üzereydi ki biraz dinlenme fırsatı buldu. Özellikle Murray gibi ona sert gelebilecek bir oyuncudan karşılaşmadan önce iyi geldi diye düşünüyorum bu ara. Ve yani Niemelä için biraz şanslı bir durum var ortada. Murray ise sırt sakatlığı ne durumda? O konuda bir bilgimiz yok. Ancak hazır gibi gözüküyor. İlk turda gerçi çok toprak kortta pek oynamayı sevmeyen Ito ile oynadı. Biliyorsunuz Japon oyuncu daha çok sert kortta iyi olan bir oyuncu. Ona karşı bile biraz zorlandığını görüyoruz. Yani son set 6-0 ama ikinci set 7-5. Biraz yani iniş çıkışlı bir maç yaşadığını görüyoruz. Bu maçları bu nedenle Niemelä çok tecrübeli ve Murray'nin bu eğer bir sakatlıktan dolayı sorunu varsa bunu kullanabilecek düzeyde bir oyuncu. Burada zorlanmasını bekliyorum Murray'nin. Yani 3-0 veya 3-1 gibi bir skor bekliyorum yine. Murray bir şekilde halledecektir Ito maçında yaptığı gibi. Ama baktığımızda bir oyun handikapı açılmış. 8.5'luk gayet yüksek bir oyun handikapı açılmış. Bunun Niemelä'nin çok rahat altına tutacağını düşünüyorum. Bu handikapı geçemeyecektir Murray. Çok yüksek bir handikap çünkü. Bu nedenle bahisçiler için Niemelä'nin artı 8.5 oyun handikapını şiddetle tavsiye ediyorum. Ve diğer izleyiciler için ise iyi seyirler diliyorum. Bol şanslar.